Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan ve Resulünden bir ultimatumdur bu. Kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere. Bundan böyle yeryüzünde 4 ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kafirleri mutlaka perişan edecektir. Ayrıca büyük hac günü Allah ve Resulü tarafından insanlara bir ilandır ki Allah da Resulü de müşriklerle yapılan antlaşmalara artık bağlı değildir. Eğer hemen tevbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yok yine tevbeden yüz çevirirseniz biliniz ki Allah'ı yıldıracak değilsiniz. Kafirleri acı bir azab ile müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size olan ahitlerinde hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye yardımda bulunmamış olanlar bunun dışındadır. Siz de onlarla olan antlaşmanızın hükümlerine antlaşma süresinin sonuna kadar uyunuz. Muhakkak ki Allah müttakileri sever. Şu haram aylar bir çıktı mı artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Yakalayın, hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun. Eğer tevbe ederler ve namaz kılıp zekatı verirlerse onları serbest bırakın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer müşriklerden biri aman dilerse ona aman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güvenlik içinde olduğu yere kadar gönder. Çünkü bunlar gerçekten de bilgisiz bir kavimdirler. O müşriklerin Allah katında ve Resulü katında herhangi bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız var ki bunlar size karşı doğru durdukça siz de onlara doğru olun. Allah hainlikten sakınanları elbette sever. Onlarla nasıl sözleşme olabilir ki? Sizin aleyhinize ellerine bir fırsat geçse hakkınızda ne bir antlaşma gözetirler ne de bir yemin. Dil ucuyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri o kadarına da razı olmaz. Zaten onların çoğu fasıktırlar. Allah'ın ayetlerini az bir çıkara değiştirdiler de Allah yolundan engellediler. Gerçekten de bunlar ne fena şeyler yapa geldiler. Bir mümin hakkında ne bir yemin gözetirler ne de bir antlaşma. Bunlar işte böyle haddi aşan kimselerdir. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekat verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz ayetleri bilen bir kavme açıklarız. Eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa o küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Ola ki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdumdan çıkarmaya azmeden ve üstelik ilk önce size saldırmaya başlayanlara karşı savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminseniz her şeyden önce Allah'tan korkmalısınız. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsvâ etsin. Yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başkaca sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müşrikler kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir.
Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı imar etme işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenlerin yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalimler topluluğuna hidayet ihsan etmez. İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındandır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir. Onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez. İnkar kabul etmez bir durumdur ki Allah size birçok yerde yardım etti. Özellikle Huneyn günü ki o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de o gün size onun bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere huzur veren rahmetini indirdi. Ve gözle görmediğiniz ordular indirdi de kendisini tanımayan kafirleri azaba uğrattı. Ve o kafirlerin cezası işte budur. Sonra bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah dilediğine tevbe nasip eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktirler. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah sizi dilediğinde lütuf ve ihsanıyla zenginleştirecektir. Allah gerçekten alimdir, hakimdir. Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını, haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaşın. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkara sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da saptırıyorlar. Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler!
Şurası bir gerçektir ki, Yahudi hahamları ile Hristiyan rahiplerinin birçoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup onları Allah yolunda sarf etmeyenleri bu yüzden acıklı bir azab ile müjdele. O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak. Onlara işte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını denilecek. Doğrusu Allah katında ayların sayısı 12 aydır. Gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah'ın yazısında böyle yazılmıştır. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Bu da doğru olan dinin hükmüdür. Bu sebeple bunlar hakkında nefislerinize haksızlık yapmayınız. Müşrikler size karşı topyekün savaştıkları gibi siz de onlara karşı topyekün savaş açın. Ve iyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. O nesi denilen bir ayı geciktirmek adeti olsa olsa küfürde fazlalıktır ki kafirler onunla şaşırtılır. Onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar. İşte böylece kendilerine kötü işleri güzel gösterildi. Allah da kafir olan bir kavmi doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda cihada çıkın denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az bir şeydir. Eğer topluca savaşa katılmazsanız, o size acı bir azaba uğratır ve yerinize başka bir kavmi getirir ve siz ona zerrece bir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kafirler onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece 2 kişiden biriyken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimledir diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kafirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Ey müminler! İster hafif teçhizatla, ister ağırlıklı olarak seferber olun ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, böylesi sizin için daha hayırlıdır. Eğer o sefer yakın bir ganimet ve kolay bir sefer olsaydı, mutlaka peşine düşer gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yolculuk kendilerine uzun bir sefer geldi. Bununla beraber bizim de gücümüz yetseydi sizinle beraber elbette sefere çıkardık diyerek Allah'a yemin edecekler. Nefislerini helake sürükleyecekler. Allah biliyor ki onlar iyice yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler kimler? Gerçekten yalancılar kimlerdir? Bunların iyice belli olmasını beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden zaten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah o müttakilerin kimler olduğunu bilir. Senden izin isteyenler olsa olsa Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar olabilir. Onların kalpleri hep işkillidir. Bundan dolayı şüphe içinde bocalayıp dururlar. Eğer sizinle beraber cihada çıkmak isteselerdi, elbette onunla ilgili olarak bir takım hazırlıklar yaparlardı. Fakat Allah davranmalarını istemedi de onları yoldan alıkoydu ve kendilerine oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka şeye yaramayacaklardı ve aranıza fitne sokmak için uğraşacaklardı. İçinizde onların laflarına kanacaklar da vardı. Allah o zalimleri iyi bilir. Şurası kesindir ki
Bunlar daha önce de fitne çıkarmak istediler ve sana türlü işler çevirdiler. Nihayet hak yerini buldu ve Allah'ın emri onların zoruna gitmesine rağmen açığa çıktı. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyen de var. Dikkat et, başlarını asıl kendileri derde soktular. Hiç şüphesiz cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Eğer sana bir iyilik dokunursa fenalarına gider. Eğer sana bir musibet gelirse biz zaten tedbirimizi önceden almıştık derler. Ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. De ki, siz bizde iki güzelliğin, zafer veya şehitliğin birinden başkasını mı gözetirsiniz? Bizse size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz gözete durun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz. O münafıklara şunu da de ki, gerek isteyerek, gerek istemeyerek infak edip durun. O infak ettikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz. İnfakların onlardan kabul olunmamasına sebep, gerçekte Allah'a ve Resulüne inanmamaları, namaza ancak üşene üşene gelmeleri, verdiklerini de ancak istemeye istemeye vermeleridir. Onların malları da, evlatları da sakın seni imrendirmesin. Bu olsa olsa Allah'ın onları dünya hayatında bu gibi şeylerle azaba uğratmasından ve canlarının kafir olarak çıkmasını murad etmiş olmasından başka bir şey değildir. Hiç şüphesiz onlar sizden olduklarına dair yemin de ederler. Halbuki sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir kavimdirler ki korkudan ödleri patlıyor. Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı, başlarını diker o tarafa doğru koşarlardı. İçlerinde topladığın sadakalar hakkında sana tariz eden, dil uzatanlar da var. Eğer o sadakalardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen kızarlar. Ne olurdu bunlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olsalar da bize Allah yeter. Allah bize lütuf ve ihsanından yine lütfeder verir. Bizim bütün rağbetimiz Allah'adır deselerdi. Sadakalar ancak şunlar içindir. Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onların içinde öyleleri vardır ki peygamberi incitiyorlar ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyorlar. De ki, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır. Gönlünüzü hoş etmek için gelir size yemin ederler. Bunlar eğer müminseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Bilmiyorlar mı ki kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse ona muhakkak ki içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır. İşte rüsvaylığın büyüğü de budur. Münafıklar kalplerindekileri bütünüyle haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler. De ki alay edip durun bakalım. Allah o sizin çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Eğer kendilerine sorarsan biz sırf lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. İman ettik dedikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek bile bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azabımıza uğratacağız. Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerine benzerler. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar ve Allah yolunda harcamaktan
ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular da Allah da onları unuttu. Gerçekten de münafıklar hep fasık kimselerdir. Allah erkek kadın bütün münafıklara ve bütün kafirlere cehennem ateşini ebedi olarak vaat buyurdu. O ateş onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklıydılar. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse, siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız. Siz de sizden önce batağa dalanlar gibi batağa daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette bütün amelleri heder olup gitti. Ve işte bunlar hep hüsran içinde kalanlardır. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad'ın, Semud'un, İbrahim kavminin, Medyen ashabının ve o mütefikelerin haberi gelmedi mi? Onların hepsine peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridir. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yargılayacaktır. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ve orası ne kötü bir yerdir. Onlar kötü bir şey söylemedik diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslam'a girdikten sonra yine kafirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah'ın Resulü ile onların lütfundan zenginleştirilmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz. Yine onlardan kimi de Allah'a şöyle ahdetmişlerdi. Eğer bize lütuf ve kereminden ihsan ederse biz de elbette zekatı veririz ve kesinlikle salihlerden oluruz diye söz vermişlerdi. Ne zaman ki Allah lütfedip onlara ihsanda bulundu, onlar da cimrilik edip yüz çevirdiler ve zaten yan çizip duruyorlardı. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da bu yaptıklarının sonucunu kıyamet gününe kadar yüreklerinde sürüp gidecek bir münafıklığa çevirdi. Allah'ın onların sırlarını da, fısıltılarını da bilip durduğunu ve Allah'ın bütün bilinmeyenleri bildiğini hala öğrenmediler mi? Müminlerden zekattan fazla olarak kendi gönülleriyle bağışta bulunanlara, bir de güçlerinin yettiğinden fazlasını bulamayanlara bakıp da onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlara pek acıklı bir azap vardır. Onlar için Allah'tan ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için 70 kere mağfiret dilesen de yine Allah onları affetmeyecektir. Bu onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmelerinden dolayı böyledir. Allah böylesine baştan çıkmış fasıklar güruhuna hidayet etmez. Savaştan geri kalan münafıklar, Resulullah'ın hilafına, onun savaşa gitmesine karşılık
oturup kalmalarıyla ferahladılar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Üstelik bu sıcakta savaşa gitmeyin dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlayabilselerdi. Kazandıkları günahın cezası olarak artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer Allah seni onlardan bir kısmının yanına döndürür de onlar başka bir cihada seninle birlikte çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, artık siz hiçbir zaman benimle çıkamayacaksınız. Daha önce oturup kalmaktan hoşlanıyordunuz. Bundan böyle artık geride kalanlarla beraber oturup kalın. Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabrinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Başka değil. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indirildiği zaman içlerinden mal mülk sahibi olanlar senden izin istediler ve bırak bizi oturanlarla beraber oturalım dediler. Onlar oturanlarla beraber oturmaktan hoşlandılar. Kalplerine mühür vuruldu. Bundan dolayı onlar anlayışsızdırlar. Fakat peygamber ve onunla beraber müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Murada erenler de işte onlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş budur. Bedevilerden özür bahane edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturdular kaldılar. Bunlardan kafir olanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü adına nasihat ettikleri takdirde ne zayıflara, ne hastalara, ne de verecek bir şey bulamayan yoksullara savaştan kalmaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenleri ayıplamaya bir yol yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Kendilerini bindirip savaşa gönderesin diye gönüllü olarak sana geldiklerinde sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp gidenlere de bir günah yoktur. Kınamaya yol ancak zengin oldukları halde geri kalmak için senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalanlarla beraber olmayı tercih ettiler. Allah da kalplerini mühürledi. Onlar artık başlarına geleceği bilmezler. Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki, özür beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Allah bize sizin durumunuzdan haber verdi. Bundan sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir. Daha sonra da gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O vakit O size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir. Dönüp de yanlarına geldiğinizde kendilerinden yüz çeviresiniz. Hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar gerçekten murdar kimselerdir. Yaptıklarının cezası olarak nihayet varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Eğer siz onlardan razı olursanız şunu bilin ki Allah o fasıklar güruhundan kesinlikle razı olmaz. Bedeviler inkar ve münafıklık bakımından daha beterdirler. Bununla beraber Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir. Bedevilerden kimi de var ki verdiğini angarya sayar ve sizin üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Yine bedevilerden kimi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır ve harcadığını Allah katında
yakınlıklara ve peygamberin dualarını almaya vesile sayar. Gerçekten de bu onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmeti içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah bağışlayıcıdır ve rahmet edicidir. Muhacir ve Ensar'dan İslam'a ilk önce girenlerin, başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırladı ki içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük ve muhteşem kurtuluş budur. Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var. Hem de Medine halkından münafıklıkta ısrar edenler var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba itilecekler. Onlardan bir kısmı günahlarını itiraf ettiler ve iyi bir amelle kötü bir ameli karıştırdılar. Ola ki Allah tevbelerini kabul eder, çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Onların mallarından sadaka al ki onunla kendilerini temizlersin, tertemiz edersin. Bir de haklarında hayır dua et. Çünkü senin duan kalplerini yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları da alır. Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ve de ki çalışın, yaptıklarınızı hem Allah görecek hem Resulü hem de müminler görecektir. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'ın huzuruna iletileceksiniz. İşte o zaman neler yaptığınızı size o bildirecektir. Savaşa katılmayanlardan diğer bir kısmının affı da Allah'ın emrini beklemek için geri bırakılmıştır. Ya kendilerini cezalandırır ya da tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Bir de Müslümanlara zarar vermek, kafirlik etmek ve Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescit yapanlar var. İyilikten başka bir maksadımız yoktu diye yemin de edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir. O mescid içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescid elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, akpak olmuş olanları sever. O halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır, yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarında kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı daha hayırlıdır? Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Onların kurmuş oldukları bu türlü binalar kalpleri parça parça olmadıkça kalplerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. Allah alimdir, hakimdir. Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah'ın kendi üzerine yüklediği bir ahittir. Allah'tan ziyade ahdini riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alışveriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun. Ve işte o büyük kurtuluş budur. Bunlar o tevbekâr olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rüküya varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirenler, Allah'ın hududunu koruyanlar, emirleriyle yasakların ölçülerine riayet edenlerdir. Müjde ver o müminlere, müjde. Ne peygambere ne iman edenlere, akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra müşriklere istiğfar etmek yoktur. İbrahim'in babası için istiğfar etmesi de sırf ona vermiş olduğu bir sözden dolayıydı. Böyleyken onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıklanınca o işten vazgeçti. Şüphesiz ki İbrahim çok bağrı yanık, çok halim birisiydi.
Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine iyice açıklamadıkça delalete düşürmez. Gerçek şu ki Allah her şeyi bilir. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Andolsun ki Allah yine peygambere ve en zor gününde ona uyan muhacirlerle ensara içlerinden bir kısmının kalpleri az kalsın kayacak gibi olmuşken tevbe nasip etti de lütfedip tevbelerini kabul buyurdu. Çünkü o gerçekten çok şefkatli, çok bağışlayıcıdır. Allah haklarında hüküm beklenen o üç kişiyi de bağışladı. Çünkü o derece bunalmışlardı ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Vicdanları da kendilerini sıkıntıya sokmuştu. Allah'tan kurtuluşun ancak Allah'a sığınmakta olduğunu anlamışlardı. Sonra da Allah onları tevbekâr olmaya muvaffak kıldı da tevbelerini kabul buyurdu. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok çok kabul edendir, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Medine halkına ve civardaki bedevilere Resulullah'ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir yorgunluk ve hiçbir açlık, ayrıca kafirleri öfkelendirecek ayak bastıkları, hiçbir yer veya düşmana karşı elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki karşılığında kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Onların Allah yolunda yaptıkları küçük veya büyük her harcama veya geçtikleri her vadi karşılığında yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini mükafatlandırması için sevap yazılmaması mümkün değildir. Bununla beraber müminlerin hepsinin birden topyekün savaşa katılmaları uygun değildir. Her kabileden bir kısım insanlar da din ilimlerinde derinleşmeli ve kabileleri savaştan dönüp gelince onları uyarmalıdırlar ki böylece Allah'ın azabından sakınırlar. Ey iman edenler! Önce yakın çevrenizdeki kafirlerle savaşın ki sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler ve iyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Bir sure indirildiği zaman içlerinden biri çıkar. Bu sure hanginizin imanını artırdı der. Fakat müminlere gelince aslında her inen sure onların imanını artırmıştır ve onlar sürekli olarak müjdelenip duruyorlar. Kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da murdarlıklarına, küfürlerine murdarlık, küfür katmıştır ve kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Onlar, münafıklar, her yıl bir veya iki kere kendilerinin çeşitli belalara uğratıldıklarını görmüyorlar mı? Böyleyken yine de tevbe etmiyor ve ibret almıyorlar. Aleyhlerinde bir sure indirilince sizi birisi görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. Bu yüzden onlar anlayışsız bir kavimdirler. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Üstünüze titrer. Müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir. Eğer aldırmazlarsa onlara de ki, bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayanmaktayım ve o büyük arşın Rabbidir. Sadakallahu lazim.